arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul'a gideceğiz. Havalimanındayız. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'a gidiyoruz. Havalimanındayız şimdi. İstanbul'da... Bekliyoruz. Evet, şu anda uçağa binmeye bekliyoruz arkadaşlar. Annem de tabletten bir şeyler oynuyor. Evet. Bir sıkıldı sanki biraz beklemekten. Çünkü biz bayağı erken geldik arkadaşlar. 2 saat önce mi geldik? Evet, 2 saat önce geldik. Bekliyoruz. Bir de yeni uçuş kurallarıyla birlikte arkadaşlar artık en az 2 saat öncesinde havalimanında olmak gerekiyormuş. Ne oynuyorsun ya? Master High oynuyorum. Master High'a makyaj yapacağım. Giydirme oyunu var. Hı. Giydirme makyaj oynuyorum. Ama babacığım yansıyor, hiç gözükmüyor. Evet, bugün hava güneşli. İnşallah İstanbul'da da hava güzeldir. Evet. İstanbul'da nerelere gideceğiz Eylül'cüğüm? Evet, İstanbul, Eylül'ün doğduğu şehir değil mi Eylül? Evet, Eylül İstanbul Kartal'da doğmuştu. Ama arkadaşlar, yayınımıza başlıyoruz. Hatırlamıyor. Hatırlamıyor, evet. 2 yaş. Gidiyoruz her sene. 2 yaşına kadar İstanbul'da durdu Eylül ama sonra başka ile gittik. Arkadaşlar, ben oyuna başlıyorum. Evet. Şimdi buna bir göz seçelim. Bunu seçtim. Ama babacığım çok yansıyor, yani gözükmüyor. Şeyden mi acaba? Bebeğim. Bir dakika be. Ekranla mı alakalı ki? Ekrandan gözükmüyor. Ne? Makyaj yapıyorum. Ne? Ekran aydınlatma şeyi yok mu anneciğim? Yok, aydınlatma şeyi yok. İstanbul'da Boğaz turu yapacağız değil mi Eylül? Evet. Şu an saat 10. Ondan sonra Taksim'i gezeceğiz, Galata Köprüsü'nü gezeceğiz, Eminönü'nü gezeceğiz. Eminönü hangi Eminönü? Eminönü. Eminönü değil, Eminönü'nü gezeceğiz babacığım. İstanbul'da bilen arkadaşlar biliyordur Eminönü. Evet. Eminönü. Dediğimiz gibi Eminönü'nden tekneye de binebiliriz değil mi? Vapur. Vapura. Ama bugün sisliymiş herhalde İstanbul. Evet, çok sesliymiş. Bakalım, İnşallah gidince göreceğiz. Bizim uçağımız da inşallah iniş sıkıntısız yapar. İniş yapabilir yani. Aynen. Beklemek çok sıkıcı. Aynen. Bir gene anneç peniye falan düzelteleyim. Arkadaşlar sabah bakın, çok erken ben bunun saçlarını İyi boyadım. Için. Saçlarını boyadım, gözlerini de boyadım bakın. Şekilde yapınca biraz daha iyi çıkıyor Eylül'cüğüm. Bak şurada gözlerini pembeye boyadım, saçlarını da pembeye boyadım. Evet arkadaşlar. Eylül arkasına sticker yapıştırmış. Monster High oyununu oynuyor Eylül'cüğüm. Evet, daha arkasında da stickerlarım var. Evet. Bakın arkadaşlar, çok güzel süslemiş arkasında. Kıyafetlerini giydirebiliyorsun değil mi Eylül'cüğüm? Evet, giydirebiliyorum. Kombin yapıyor Eylül. Çok seviyor evet. Bu gibi oyunları. Şimdi elbise seçeceğiz. Bu bebeğin adı ne Eylül'cüğüm? Bunun adını daha koymadım. Koymuştum bir tane altı sanki ya. 2 tane bebek vardı ya, böyle ikisini ayrı altı koymuştun ama şu an unuttum adını. Tamam. Arkadaşlar, siz yorumlara yazın. Biz de onlardan bir isim seçmeye çalışalım. Ama 2 tane yazın. Bence Prenses Elena olsun. Elena değil mi zaten? Ne koymuştun Elena? Sen bir şey koymuştun ya. İsmini Bahar koymuştum. Bahar mı? Tamam. Tamam. Bahar olsun. Bahar daha güzel. Türk ismi olsun. Tamam arkadaşlar. Şey neydi? Karlar ülkesindeki Elena ile ne? Elena değil miydi oradaki? Hayır. Anna ve Elsa. Ha, Elsa. Evet. Anna ve Elsa. Senin Elsa bebeğin de vardı değil mi Elena? Ya. Bir tane bebeğin vardı. O Rapunzel miydi o? Rapunzel. Evet. Bir de Barbie. Yok, küçükken biz aldık. Elza aldık küçük bir, ama onun ne oldu? O kırıldı herhalde. Kayboldu. Küçük Elza vardı ya. Kayboldu. Yok, kaybolmadı. Küçük bebeklerin arasındaydı herhalde, Monster High'ların. Ha! Onun vücudu koptu. Sadece vücudu var şeyin. Öyle mi? Kafası yok mu? Yok. Elbisesi de yok, ayakkabısı da yok. Ne kadar çok karakter var. Evet. Oyuncakları var. Bütün bir de çizgi filmlerin oyuncakları var. Bir de arkadaşlar, Eylül çok oyuncak istiyor. Her alışveriş merkezine gittiğimizde oyuncak almamızı istiyor.
Ama tabii ki de her defasında ki alamıyoruz tabii ki de. Arkadaşlar, daha önceki videomuzu görmüştünüz, orada da cici bici açtık. Evet, ama o daha cici bici açtığımız videoyu koymadık babacığım. Arkadaşlar, ama belki bu videodan önce koymuş olabiliriz. Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın, ben şimdi buna bir elbise seçtim. Buradan elbisesini boyayacağız şimdi. Tamam. E fırçası nerede? Bence tabletin ve sanki ekran parlaklığı şey gibi. Az gibi. Bak şurası da eş. Şu tarafa yapsak. Şurası şöyle. Yok, gözükmüyor yine. Bakın arkadaşlar, rengi değişiyor tişört. Pembe olsun mu? Görüntü çok kötü oldu Eylül'cüğüm. Hiç güzel çıkmıyor. Çok parlıyor. Bir şeyler var herhalde bu oyunda, değil mi? Görevler var, onları yerine getiriyorsun. Sana puan veriyorlar burada moda yarışması. Ama eskisi gibi, eskisi gibi silahla vuramıyoruz. Silah yok ki burada. Hayır basıyorsun ya. Şeyler. Başta gösteriyor böyle hani ya. Moda nasıl kombinleyeceğini. Ona göre mesela aklında tutuyorsun hafızanda şey, kıyafetlerini, desenlerini, rengini. Ona göre sana şey veriyor, güzel not veriyor jüri üyeleri. Deneyelim bakalım. 3 tane bu güzel. İşte bakın arkadaşlar, çok net belli olmuyor ama. Ne o, ayakkabı mı seçiyorsun? Ha, ayakkabı buradan seçtim, şimdi rengini boyuyorum buradan böyle. Evet seçeyim. Bakın arkadaşlar. Burada da ayakkabının renginin değiştiğini görüyorsunuz. Evet, şimdi başka bir tane yapalım. Çanta. Evet, bunun çantası da rengini değiştiriyor. Bak şurası değişiyor arkadaşlar. Şimdi fotoğraf çekiniyor ve kitabına koyacak. Evet. 10.000 kitabı. Karakteri giydirdikten sonra bir de fotoğraf çekiyorsun değil mi? Evet, öncü jüri üyeleri kapak yaptı. Önce jüri üyeleri not veriyor, daha sonra fotoğrafını çekiyor. Yok, jüri üyeleri not vermiyor. Nasıl jüri üyeleri not vermiyor ya? Şimdi nereden geri dönüyorum? Ben bu arada göremiyorum ekranı. Bir şey yapalım, ekranı ayarlayalım. Zaten ekran da çok güzel gözükmüyor. Ekran parlıyor. Şöyle. Annem bir dakika bir. Tekrar açalım. Neden açmamız gerekiyor ki, bilmedim. Arkadaşlar bir tefer yanlayalım. Hiç gözükmüyor. Şöyle yapayım. Şey yapamadık ya, ekrandan çıkamadık zaten. Yok. Gözükmüyor Aylacığım. Başka oyun oynayalım mı arkadaşlar? Neyse babacığım, sonra oyun oynarız. Uçak saatimiz evet, de yaklaşıyor. Uçak saatimiz yaklaşıyor. Arkadaşlar. Evet, sen ne diyoruz Eylül? Unuttun mu ne diyeceğini? Arkadaşlar. Uçaktan uçak saatimiz yaklaşıyor. Uçakta evet. Uçakta çekemeyebiliriz çünkü uçakta telefonları kapatıyoruz. Evet, uçak modunda çekebiliriz ama babacığım. Uçuş modunu alarak telefonla kalkarken uçuş modunda da çekemiyoruz. Ama aşağıdayken çekebiliyoruz biraz. Yok. Ondan sonra yukarıya kalktıktan sonra. Evet. Uçak havalandıktan sonra yukarıda çekebiliyoruz. Yukarıda çekebiliyor muyuz? Evet. Sen uçuştan korkuyor musun Eylül, uçmaktan? Neden korkuyorum? Korkmuyor musun? Evet, manzara çok güzel var Eylül'ün. Evet. Ama Eylül'ün uçuş esnasında biraz kulakları ağrıyabiliyor. Gel bak Eylül, biraz şey yap, kalpleri öyle. Bu büyük ağa, bu küçük ağa. O yüzden uçuş sırasında kulak tıkacı takıyoruz değil mi Eylül'cüğüm? Değil. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Ben baba sizinle beraber biraz okuyabiliyorum, değil mi? Evet. Yavaş yavaş okumayı öğrendim. Evet.
işte Eylül harfleri öğrendi ama tabii daha henüz tam okuyamıyor. Bazı heceleri çıkartabiliyor ama daha tam okuyamıyor. Ama inşallah okula başlayıncaya kadar okumasını da öğrenecek. Evet. Neyse arkadaşlar, bizim uçuşumuz yaklaştı. Uçağa bineceğiz biraz sonra. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. İstanbul'da da videolar çekeceğiz inşallah. Onları evet. Da gösteririz. Arkadaşlar, onları da çekeriz. İstanbul'dan sonra biz başka bir ülkeye daha gideceğiz. Tahmin edin, yorumlara yazın. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.